Buyurun. Meryem Hanım. Nasılsınız? Tanıyamadım. Tanışalım. Ben Enver Gülmez. Adım ne dedin? Enver, Enver. Enver Gülmez. Hani şu İlyas'ın belalısı. Babasını öldüren. Ne istiyorsun? Kızını öldürmek istiyorum. Ne diyorsun sen? Kocana söylersin. Enver Zeynep'i öldürecek dersin. Ne diyorsun lan sen? Meryem Hanım, iyi misiniz? Ne oldu? Kızımı tehdit ettiler. Kim? Enver Gülmez. Allah kahretsin ya. Bunlar nasıl insanlar böyle? Daha dün yeğenimi gözümün önünde vurdular. Bugün sizi tehdit ediyorlar. Hanımefendi, silahınızı rica edebilir miyim? Biz üstleniriz. Yani siz şimdi ifadeyle falan uğraşmayın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hızır Reis'e haber vermek lazım şimdi. Bütün bu olanlar benim yüzümden. Yani ihtimalen onlar beni vurmaya geldiler ama sizi görünce... Kızım, Zeyno nerede? Merak etmeyin. İçeride Taner'in yanında. Ne olur beni onun yanına götürün. Buyurun. İlyas abine ulaşamıyorum. Neredesin? Yüzün gülsün biraz yüzün. Bütün İstanbul'u gezdirdim sana da. Ne güleceğim reis. Adamın tepesine oğlunu atarken bir bomba bağlayıp ataydık ya. Özür dilerim bak bu benim aklıma gelmedi. Madem kafam bu kadar çalışıyor önceden söyleyeydin ya. Ne yapacağını ne bileyim. Önceden söylemiyorsun ki. Belki adamı denize atacaksın. Tamam tamam. Bundan sonra Ender'le gezersin. Bağlarsın adamın üstüne bombayı istediğin yere atarsın. Hoş bulduk İlyas. Ne hoş gelmiş abi. Arada bir telefonuna bak da. Niye karın mısın? Sana ne oğlum? Arayan karın. Ne olmuş yine? Yolu anlatırım. Hastaneye gidiyoruz. Lan ne hastanesi? Anlat şunu da. Deniz madamı. Kimseye bir şey olmamış. Yengem hastaneye gitmiş. Enver Gülmez karşısına çıkmış. Neredesin sen Enver? İşim vardı Özkan abiyle. Baba aradı. Niye ki? Hızır. Samet'i öldürmüş. On dakika önce söyleseydiniz ya bunu. 10 dakika. 10 dakika önce karısı karşımdaydı. Karısı!
Benim kızım senin yeğenini ziyarete gelir. Karım tehdit edilir. Buna da şükür abi. O Enver züppesi senin sabah yaptığın şeyi duymuş olsaydı... şimdi ne yengem kalmıştı kapının önünde... ne ziyaretçi Zeynep... ne de Özkanlar. Hata bende reis. Meryem Hanım'ın ziyaretini öğrendiğim zaman... tedbirleri arttırmış olsaydım bunlar olmazdı. Benim haberim bile yoktu. Kendinde hata arama. Sen hatalı değilsin. Anneme ben ısrar ettim baba, özür dilerim. Dilersin. Kızım. Meryem Fahri aşağıda bekliyor. Sizi eve götürecek. Akşam konuşacağız. Olur. İlyas, sen ziyaretçileri arabaya kadar uğurla, ben geliyorum. Geçmiş olsun. Hepimize Meryem abla. Amca ne yapıyorsun? Senin kemiklerini kırarım. Sen ne yapıyorsun lan? Amca... Kes lan! Yoksa ben seni keseceğim. Sen ananı mı öldürtmeye çalışıyorsun yoksa kendini mi? İlyas, haklısın. Ama bu hatayı ben yapmamalıydım. Yenge, kızın öldükten sonra mezarının başında böyle ağlanırsın. İlyas! Az önce ben bir masum gömdüm. Masum. Mezarının başında özür diledim, diledim, diledim. Hiç duymadı. Tamam. Seni mi vurmaya geldiler, karımı mı takip ediyorlarmış? İşiniz hedefte olsaydı şu an ölmüş olurdu reis. Seni vurmaya geldiler, karımı görüp tehdit ettiler. Ben başka bir şey düşünemiyorum. Her adımı, yattığımız her yeri nasıl biliyorlar? Bilmiyorum. Bundan sonra bil. Biraz daha bilmezsek hastanelerde değil cenazelerde buluşuruz. Haklısın. Kızımdan uzak dur. Benim kötü bir amacım yoktu. İyi bir amacın da olmasın. Kızımdan uzak dur. Bizim üstümüzden şüphe kalkacaktı. Ben boşuna mı vuruldum? Şüphe kalktı yeğenim. Hızır da her kız babası gibi damadından nefret ediyor. Diyorsun. Ya yaşarlarsa? İlyas bir şey dedi. Sabah yaptığını öğrenirlerse hepimiz ölürüz falan. Samet Gülmez'i öldürmüş Hızır. Artık Gülmezleri biz bile durduramayız diye. Biz sıramızı savdık.
Sıra kimdeyse o düşünsün. Başın sağ olsun baba. Başın sağ olsun. Hazır mı Fevzi? Hazır abi. Gelin bakalım. Abinizle vedalaşın. Gözün aydın Nergis. Samet yanına geliyor. Baba, niye normal bir mezarlığa gitmiyoruz? Arkamdan mı güldüreceksin lan sen bana? He? Salih oğlunu öldürttü mü dedirteceksin? Annemizin yanından daha güzel bir yer mi var baba? Kardeşim Samet'in ölümüne çok üzüldü. Ne dediğini bilmiyor. Hadi o ne dediğini bilmiyor. Ya siz? Siz ne yapacağınızı biliyor musunuz? He? Abiniz öldü lan. Sen ne emrediyorsan onu yapacağız baba. Nusret. Şimdi biz buraya niye toplandık? He? Abimiz öldü diye. Evet. Yani... birileri ölünce bir araya geliniyor. Normali bu. Ben masada otururken masamın üstüne oğlumun ölüsünü atıyorlarsa onların oturdukları o masayı onlara mezar ederim ben. Şimdi öldürün birinin bir şeysini, cenazesine toplansınlar.
İşte o cenazede Hızır'ın da Ünal'ın da ölüleri lazım. Annene selam söyle Samet. Çocuğu bulduk. Depoda. Kesin o mu? Bekle paşa. Sana restoranda dil uzatan. Buydu. Bulmuşlar mı? Ölüsünü bulmuşlar. Yazık. Gencecik çocuk. Gencecik çocukları pis pis işlere bulaştırıyorlar. Ne diyelim? Seni bıraksınlar mı eve? Bıraksınlar Fikret'im. Hazır deli kardeşimden yakayı kurtardık. Ben de evimize gideyim. Hı? Eve varınca bana haber verin. Benim biraz işim var. Gidelim paşam. Doğrultun şunu. Benim karıma dil uzatmışsın. Onu tehdit etmişsin. Şimdi bana bu Enverit'inin yerini söyle. Sadece dilini keseyim. Yoksa seni dilim dilim keserim. Thank you.
Gökhan. Sen ikide bir. Bu Ömer'e nereden, nasıl ulaşıyorsun? Allah Allah. Yine mi şüphe Hızır Reis? Ben nefret ediyorum dedikçe iş dönüyor, dolaşıyor, bize geliyor. Şüphe edecek bir şey yok da. Bu Gökhan'ın temas ettiği kişi kimse takip edelim, Enver'i bulalım. Abi, ben 6 ay önce çıktım içeriden. Bunların en yakın adamlarından biri koğuş arkadaşımdı. Oradan bir güven var birbirimize. Tamam. Söyle arkadaşına. Ne istiyorsa verelim. Enver'in yerini bize söylesin. Sonuçta arkadaşlıklar bugünler içindir de. Bak yeğenim suskun kalıyor. Çünkü onu da öldürürler. Ben bunu söylemedim mi sanıyorsun Hazır? Kardeş, sen bu koğuş arkadaşınla buluş. Biz seni izlemiş olalım. Ondan sonrası bizim. Sen kendini riske atmamış ol. Önemli olan riske atmak değil Fahri abi. Bu savaştır. Ben de öyle bilirim. Ama bağlantımız kesilir. Kesilsin de, kesilsin. Bizim bir bağlantımız yok. Onların var. Her şeyimizden haber alıyorlar. Ben diyorum ki, şimdi sen bu Samet'i öldürdün ya, bunlar büyük intikam peşinde. İntikamlarına hazır olsak yeter. Nasıl hazırlanacağız Ender abi? Karımıza, çoluğumuza, çocuğumuza birer el bombası verip kim yüzünüze gülmezse pimi çekin mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Size iyilik eden de kabahat. Yürü lan Gökhan. Gebersin şu arkadaşım, biz de kurtulalım şüphe altında kalmaktan. Yürü. Reis, bu Gökhan'ı öldürürler. Eninde sonunda nasıl olsa ölecek Fahri Baba. Bu işlerde ilk aracı öldürülür. Sonuçta Gökhan'ı aracı eden biz değiliz. Onlar. Bu Enver'i yakalayabiliyorsak bu vesileleri yakalarız. Yoksa içimizdeki haini bulmadan biz çok kayıp veririz. Hoş geldiniz. Neredesin sen Nadaş? Bizi böyle burada bekletmek ne demek? Haber verseydin geleceğini tipi. Sen bana haber verdin mi Fikret? Ablamı tehdit eden iti bulduğunu. Emine ablayla konuştuk da az önce. Anladım onu. Emine ablam çocuğun öldüğünü söyledi. Sizinkiler mi öldürmüş? Eğer sizinkiler öldürdüyse Fikret, bana göster onları. Ben de onları öldüreyim. Ben demedim mi sana? Ablamı tehdit eden it benimdir diye. Aşağıda. Git al. Ne yapacağım ben ölüsünü Fikret? Öldürmedim. Dilini kestim. Dilini kesti. Niye öldürmedin Fikret? Konuşturmak için değil mi? Şimdi dil yok. Ben nasıl konuşturacağım? Konuşturdum. Ondan sonra kestim. İyi yapmışsın. Eline sağlık. Eline sağlık da... Ne dedi? Adres alabildin mi? Aldım tip, aldım. Adresi ver Fikret.
Sen yaşlı başlı adamsın. Ablamın yanına git. Bu iş bana düşer. Sen kimin adresini aldın Fikret Aga? Enver Gülmez'in. Bravo Fikret. Tebrikler. Tebrikler. Ver adresi. Biz ateşle gideriz. Geldiler. Ne isteyeceksin adamdan? Haini Yılmaz. Hızır hain Özkan dedi. Özkan'ın yeğeni vuruldu. Bu saatten sonra gerçek haini ancak doğuranlar bilir. CIA sana söyleyecek mi kendi doğurduğunu? Söyleyecek. İllaki söyleyecek de karşılığında ne isteyecek? Onu öğrenmek için çağırdım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de tam sizden bahsediyorduk. Temmuz'da nasıl çuvalladılar diye. Yılda 12 ay var Ünal Bey. Allah'tan 11. aydayız. 12. ayda da Noel Mael bir şey yapamazsınız. Gelecek yılın derdi de beni hiç ilgilendirmez. Doğru. Türksünüz. Ne olduğum belli. Özer. Amerika'da niçin darbe olmaz biliyor musun? Yerleşik demokrasi yüzünden. Ne alakası var? Ordu sistemi farklı. Güldürme bizi Özer. O zaman siz söyleyin Ünal Bey. Niye olmaz? Çünkü Amerika'da Amerikan büyükelçiliği yoktur da ondan. Evet. Beni buraya davet ettiğinize göre zor durumda olmalısınız Ünal Bey. Evet. Çok zor durumdayım. İçime yerleştirdiğiniz haini bulamıyorum. Oysa hain bulmakta üstüme yoktur. Alparslan'ın dayısıyla olan ilişkisini size biz bildirdik. Onu hain olarak kabul edip gereğini yapmayınca siz hainlere bakış açınızı değiştirdiğinizi düşünmeye başladı. Alparslan hain değil. Alparslan intikam almak isteyen hevesli bir genç. Üstelik arkası çok sağlam. Ve siz de arkasındaki kişiyle işbirliği yapmak istiyorsunuz. Evet. Ama içime yerleştirdiğiniz hain planlarımı bozuyor. Aslında Ünal Bey'in bir fikri var. Hızır Reis'le birlikte hainin Özkan olduğunu düşünüyorlar. Mesele Özkan'ın hain olması mı? Yoksa içinize bizim birini yerleştirebiliyor olmamız mı? İkincisi. Öyleyse kişilerden bahsetmeyi bırakalım. Kalıcı bir çözüm bulalım. Nasıl bir çözüm? Eğer siz Davut Bey'i yok ederseniz içinizdeki haini öldürmenize izin veririz. Tabii bütün çetesiyle birlikte. Yani Gülmezler'in de arkasında Pentagon var. Evet. Ama bağlantıları ben değilim. Çok değerli bir arkadaşım.
hafife alınacak kişiler değillerdir. Yani ben gidip Davut'u öldüreceğim. Sen de bana Özkan'ın ismini söyleyeceksin, öyle mi? Ben Özkan demedim. Dedin ya da demedin. Belli işte. Biz niye Özkan'ı öldürmek için senden izin alalım? Hem de istihbaratla başımızı derde sokmak pahasına. Özer Bey'in benimle bir bağlantısı var. Öyle değil mi? Evet, var. Peki Ünal Bey. Özer Bey'i öldürebilir misiniz? Maalesef. 20 yıldır eceliyle ölmesini bekliyorum. Ama kendisi karateci. Spor yapıyor. Üstüne portakal suyu içiyor. Yani sağlıklı bir yaşamı var. Ama ben sabırlı bir insanım. 20 yıl daha bekleyemem. Ancak biraz daha dişimi sıkabilirim. Yılmaz, sorunun cevabı hayır. Özkan'ı masada öldürebilmek için Amerika'nın onayının olması gerekiyor. Zaten durum böyle olmasaydı Ünal Bey, Hızır Reis Özkan'ı öldürsün diye her gün dua etmezdi. Dua konusu hariç, gerisi doğru Yılmaz. Evet Ünal Bey. Sizinle bir anlaşmaya varabilecek miyiz? Bunu bir Davut Bey'le görüşmek lazım. Anlamadım. Belki o daha mantıklı bir şey söyler. Onunla uzlaşır, anlaşırım. Şansınızı biraz daha denemek istiyorsunuz belli ki. Bana uyar. Siz benim teklifime evet deyinceye kadar Türkiye'de işlenecek bütün cinayetler bana uyar. Ben sevgili dostum uğurlayayım. Hakikaten söyleyecek misin Davut'u? Bana Alparslan'ı çağır. Ben gidiyorum. Ceylan. Nereye? İşim var abicim. Ceylan nereye gidiyor? Bilmiyorum. Söylemedi. Nevzat. Şunun peşine birini tak. Dayı. Tamam. Pekala yeğenim. Sen nasıl istiyorsan. Ama bunun doğuracağı sonuçlar en fazla senin başını yakacak. Ben teyzemle anlaşırım. Yılmaz Bey arıyor. Uyarmıştım onu seni direkt aramaması için. Yılmaz Alparslan'ı direkt aramaz. Ünal dediği için arıyor. Ünal yeni oyun kuracak. Bana sorarsan abi, Ünal'ın planı Alparslan'ı öldürtmek. Ve bunu kendisi yapmayacak. Seninle düşman olmamak için.
Şu Özkan'ı öldürtecek oğlumu. Şu an için Özkan'dan nefret ediyor. Üstelik benden bile çok. Ünal benimle görüşmek istiyormuş. Ben de geleyim seninle. Niye ki abi? Ünal yeni bir oyun kuruyor. Tuzağa düşmeni istemem. Haklısın. Ünal oyun kurar. Ama tuzağı başkasına kurdurur. Tedirgin olacak bir şey yok abi. Reis, haber gelmiş Gökhan'a. Enver'de buluşacaklar. Bizden kim takip edecek? İlyas, Fahri, enişte, Reha, Seçkin. Vehbi, açığa çıkarlarsa... Biliyorum reis, biliyorum. Gökhan'ı öldürürler. Hızır'ım, sen bu Salih'in oğullarından birini öldürdün ya... Ender'dir, Gökhan'dır kesmez onları. Hedefte ya sen varsın... ...ya da inşallah Ünal. Öyle bir durumdayız ki şöyle... ...Ünal'a bile inşallah diyemiyorum. Ne durumda olursan ol... ...benim için inşallah. Plan kuranlar öyle bir plan kurdu ki... ...Alparslan'la düşman oldum. Devlet dün dostumdu, bugün düşmanım. Ünal dün düşmanımdı, bugün dostum. Özkan dün şüpheliydi, bugün güvenilir. Düne kadar Gülmezler'in adını duymamıştım. Bugün İlyas onları öldüremezse... ...kardeşim İlyas'ın neyim olacağını bilmiyorum. Yani doğduğun gibisin Hızır'ım. Bir başınasın. Ya öyle de değil. Biri ölecek, benim yüzümden ölecek. Sonra ben gideceğim, onlardan birini öldüreceğim. Onlar da gelip intikam için yine bizden birini öldürecek. O da benim yüzümden ölecek. Kim ölse bu kabus biter diyorsun. Vallahi Şahin ha. Vallahi ben ölmeden bitecekmiş gibi de durmuyor Şahin ha. Şu an ölüsün zaten. Kabus devam ediyor. Anlamadım. Bir adam nefsiyle, hırsıyla, öfkesiyle davranıyorsa o zaten ölüdür. Yine başladın dedem Korkut gibi konuşmaya. Ne diyorsan dedi anlayayım da. Demem o ki Alparslan'ı kaybetme. Devlet onun peşinde. Ünal onun peşinde. Sen ne yaptın? Sırtını döndün. Dönme. Bana ihanet etti. Etmedi. Hepimiz bazen bir şeyleri saklarız Hızır'ım. Alparslan da sakladı. Yanlış yaptı, doğru yaptı. Sen de ona sırtını döndün. Yanlış yaptın, doğru yaptın. Vazgeç. İnat etme. Ben bağışlayacaktım. Anası bana burada civcivi vurdurttu. O da yanlıştı, doğruydu, geçti. Kopma zamanı değil. Birleşme zamanıdır ve selam.
Hoş geldiniz. Buyurun. Efendim, Ceylan Hanım geldi. Telefonunuzla ziyaretiniz de beni şaşırttı Ceylan Hanım. İsminizi çok duydum. Bir de yüz yüze görüşmek istedim. Ne güzel yaptınız. Buyurun. Buraya gelme sebebime de şaşıracaksınız. Ama sizden bir iyilik istemek durumundayım. Tabii buyurun. Ne istiyorsanız. Biliyorsunuz abimin görevini. Yok. Bilmiyorum. Biliyorsunuz, biliyorsunuz. Duyduğuma göre kendi yeğenini vurdurtmuş bir adamsınız. Ceylan Hanım. Müskan. Dinle. Ben buraya seninle bir anlaşma yapmaya geldim. Sanırım yeğenimi de sen vurdurttun. Ama olsun. Ben seninle abimin anlaşmasını sağlarım. Tabii isteklerimi yerine getirirsen. Söylediklerinizi pas geçerek sadece ne yapmamı istediğinizi merak ettiğim için soruyorum. Ne istiyorsunuz? Bu sabah Enver diye biri, belli ki senin yönettiğin adamlardan biri, Meryem Çakır Beyliği tehdit etmiş. Evet, oradaydım. Ben de bu yüzden buraya geldim. Bu sabah bütün bu işlerin arkasında senin olduğundan emin oldum. Yoksa Enver'in senin hastanende ne işi olabilir ki? Öyle değil mi? Değil. Öyle. Öyle. Ceylan Hanım. Konu nedir? Konu şu. Bu Enver. Meryem'i öldürecek. Ben de senin abimle uzlaşmanı sağlayacağım. Meryem'i öldürecek derken... Bu benimle ilgili bir husumet, seninle hiçbir alakası yok. Meryem ölürse Hızır Masa filan dinlemez. Ben de alır onu buradan giderim. Sen de abimle uzlaşırsın. Ünal'ı öldürürsünüz. Sen de masayı istediğin gibi yönetirsin. Tüm bunları abiniz mi söyletiyor size? Kabul mü yani? Meryem'i öldürtecek misin? Belli ki size birileri benim hakkımda yanlış bilgi vermiş. Arzunuzu yerine getirmek isterdim. Eğer öyle bir adam olsaydım. Şimdi müsaadenizi istemek zorundayım. Malumunuz yeğenim hastanede. Benim düşündüğüm gibi bir adam olmaya karar verirsen ara beni.
Seninle görüşmem lazım. Seninle görüşecek bir şey yok. Pekala. Sen bilirsin. Senden bir şey rica edeceğim. Sizi dinliyorum Ünal Bey. Dayının ölmesini. Dayımı öldürmemi mi istiyorsunuz? Saçmalama. Bu benim isteğim değil. CIA'nin isteği. Bana dediler ki... Davut'u öldür... Masa'nın düşmanlarını yok edin. Kimmiş bu masanın düşmanları? Ahmet Mehmet, ne fark eder? CIA kimi istiyorsa o. Siz ne cevap verdiniz? Olumlu bir cevap vermiş olsaydım... ...sana papatya çayı ikram eder miydim? Anladım. Siz buraya beni dayımla aranızı yapmam için çağırdınız. Hayır. Dayın bana daha iyi bir teklif yapmadı ki... ...ben de CIA'yı karşıma alıp... ...amcanlarla birlikte... ...masadaki haini ya da hainleri yok edip... ...sokakları temizlerken... ...dayın da CIA ile savaşacak. CIA ile dayım savaşsın. Sokaklarla amcalarım savaşsın. Siz bu savaşın neresindesiniz Ünal Bey? Ben bu savaşın tam ortasındayım Alparslancığım. Bu savaşı başlatacak da bitirecek olan da benim. Bunu dayıma bizzat iletebilirdiniz. Dayın ne de olsa bir devlet adamı. Bana hayır demek zorunda. Ama sana değil. Ben senin üzerinden yapılan bir anlaşmaya uyarım. Dayın uymazsa CIA onu öldürür... ...ve ben her zamanki gibi kazanan tarafta olurum. Peki. Dayıma ileteceğim. Eğer bu anlaşmayı sağlarsan... ...sen de kazanan tarafta olursun. Meryem, benim diyeceğim Gizli'ye uşağı ver. Hangi kızı kime vereceğiz anne? Zeynep'i, sevduğunu verin diyorum. Teyze ne sevmesi iki günde? Ay nereden çıkarıyorsun bunu? Ben anlarım. Hele sor, nereden anladım? Nereden? İki aydır.
O kız benden kavga etmeyi. Sanki buraya yok. Ben onun babasına şamar basacağım. O da karşıma diklenmeyecek. Hiç tanımaymışsınız Zeynep'i. Vallahi annem doğru söylüyor. Sen burada Ayşe'li dövdün. Ona bile bir şey demedin. Ben kimseyi dövmedim. Bir tokat attım. O da hak etti. Sen de hak et, sana da atayım. At vallahi, gıkım çıkmaz. Mübeccel. Sen o Ayşenlere gittin mi hiç? Servet'i görmek nasip olmasın gitmedim. Yani kim uyduruyor bunları ya? Yok yok, gitme diye demiyorum. Gitmek lazım. Ben gitmem. Meryem gidemez. Biri gidecek de. Sen istiyorsun ki Hızır abi bizim de üstümüzü çizsin. Hainle görüşen haindir diye. Yok, doğru diyor. Doğru diyorum tabii. Zeynep'i uşağı verin. Anne, konudan konuya atlıyorsun. Ne alakası var şimdi lisede okuyan çocuğu o tanımadığımız oğlana vermekle? Benim başka bir konum yoktur. Sen de lisede okuydun. Hızır'da ne olduğu belirsiz bir eşkıyaydı. Hala da öyle ya. Anne, Zeynep bizimle aynı mı? Meryem, sen daha nasıl anlarsın? Bu kız o uşağı seveyim mi? Seviyor belki. Ama bir hevestir, geçer. Bak, sonra demedim demeyin. Hızır'la konuşsam ona da derdim. Siz güzellikle vermezseniz alıp götürürler. Oh. Abla, bugüne kadar ne istediysen yaptım değil mi? Evet de ne oldu şimdi? Yani belimde silahla gezmiyorum. Babamın işlerine de bulaşmıyorum. Okulumdayım, dersindeyim. Evet. O çocukla bir daha görüşmeyeceksin. Eğer görüştüğünü görürsem belime silah takarım. İlk gördüğüm yerde onu da vururum. Sonra gider içeride yatarım. Ömer, saçma sapan konuşuyorsun ya. Abla, ya bu sabah annemle seni öldürmekle tehdit ettiler. Niye? Sırf senin o çocuğu göresin geldi diye. Bana bunu bir daha yaşatma abla. Yaşatırsan ablamsın. Sana bir şey yapmam. Ama gereğini yaparım. Ömer, defol git. Benim hiç kimseyle falan görüştüğüm yok. Ben lafımı söyledim. Gerisi senin bileceğin iş. Merhaba Ömer. Merhaba da, babam evde yok. Annenle görüşeyim o zaman. Emin misin? Eminim. Kimmiş Ömer? Alparslan abimin teyzesi. Abla, Allah aşkına bırak o bıçağı. Meryem, sen dur, ben bakayım istersen. Siz yemeğinizi yiyin. Hayırdır? Benim evime geldiğinde ben seni buyur edip kahve ikram etmiştim. Ben seni ziyarete gelmiştim. Haberli.
Habersiz gelmek zorundaydım. Buyur. Lütfiye'ye söyleyin kahve getirsin Mübecca. Geçen taziyede gördüm seni. Şu köşede. Tahmin etmiştim gördüğünü. Hızır'a söylemem gereken şeyler vardı. Taziyeyi bahane ettim. Hızır da öyle açıkladı. Vah Hızır vah. Açıklama yapıyor ha. Yapar. Hızır benim istediğim her şeyi yapar. Hızır'ın sen ne istersen yapar kısmını 20 yıl önce düğününüzde anlamıştık zaten. Madem anladın, hala neyin peşindesin 20 sene sonra be kadın? Hızır'ı elinden alırım dedim. Hala da aynı fikirdeyim. Senin tek bilmediğin şey Hızır'ı kendi ellerine verecek olman. Çünkü ben zorla kimseden hiçbir şey almam. Bunu söylemeye mi geldin? Hayır. Sabah tehdit edilmişsin. Geçmiş olsuna geldin yani. Hayır. Bu senin Zeyno'nun aşık olduğu çocuk var ya. Onun dayısının hain olduğunu söylemiştim Hızır'a. Hain olduğu ortaya çıkmasın diye yeğenini vurdurmuş dedi abim. Ben de öyle mi değil mi diye dikildim adamın karşısına bugün. Adama seni öldürmesini söyledim. Hızır'ı alıp buradan gideceğimi, masayı da onun yöneteceğini söyledim. Sen manyak mısın? Hasta mısın Ceyla? O hiç böyle bir tepki vermedi. Gözlerinin içi parladı. Sadece sana olan nefretimin ne kadar ciddi olduğunu bilmediği için teklifimin üstüne atlamadı. Ceylan. Beni öldürmesi için birine teklif götürüyorsun. Sonra teklifinin kabul edilmediğini de gelip bana söylüyorsun. Planın ne? Planın beni delirtmekse sen delinin önüne gidenisin. Hızır da sen de planımın peşine düştünüz. Ablam, abim, öz yeğenim planımı bilmiyor. Size mi söyleyeceğim? Sen de planın da umurumda değilsiniz. Kocamın işiyle ilgili bir şey söyleyeceksen ofisine gidersin. Ya da öz yeğenine söylersin. O söyleyebiliyorsa amcasına söyler. Söyleyemiyorsa öbür amcasına söyler. Seni ne evimde ne karşımda görmek istiyorum. Niye benden bu kadar korkuyorsun?
Ben bir yemin ettim. Kimsenin canını yakmayacağıma dair. Senden değil. Yeminimi bozmaktan korkuyorum. Ben senin bütün sırlarını biliyorum. Arabayla duvara vurmalar. Eve hırsız süsüyle katil yollayıp hamileyi öldüremeyince katili öldürmeler. Ben seninle ilgili çok şey biliyorum. Sen benimle ilgili bir şey bile bilmiyorsun. Yeminini bozmaktan korkma. Kahveni daha sonra içerim. Söylediklerimi Hızır'a ilet. Bunlar onun için çok önemli. Ve yeniyle bir an önce barışsın ki ben de buraya sürekli ve düzenli olarak gelmek zorunda kalmayayım. Zahmet etme. Ben şu. Lütfiye. Emin misin burada olduğuna dadaş? Eminim aga. Peki bu Enver denen oğlanın içeride olduğundan nasıl emin olacağız? Zaten emin olmadığımız için buradayız ya aga. Ya gelince gireceğiz, ya çıkınca vuracağız. Bu pis adamları nereden buldun? Bizim adamlar aga. Tamam da niye bu haldeler Ateş? Aga, bak biz de bu kamyonetin içindeyiz ya. Ne yapsaydım, adamlara takım elbise mi giydirseydim? Her sorduğuma cevap verme Ateş. Anlamıyor musun? Stresim var. Aha bu. İşte şimdi iyi haber verdin Ateş. Aga. Ender'in yeğeni Gökhan bu. Ulan Ender. Hain sen çıktın ya. Önce yeğenini öldüreceğim. Sonra seni öldüreceğim. İlyas'ım. O kadar laf söyledin ama motosikletle gelmeseydik takip edemezdik. Teşekkür ederim enişte, sağ ol. Küreğini de getirmişsindir inşallah. Cesedi gömecek değiliz daha. Öldürüp çıkacağız. Küreğe ne hacet? Peşin peşin söyleyeyim. Ben kimseyi taşımam. Takip edilmediğinden emin misin Gökhan? Buraya ilk defa geldim. Senin adamın getirdim. İyi. Gel içeri.
Abi. Tipi abiyle Ateş abi değil mi o pikaptan inip mekana doğru yürüyen? Vallahi onlar. Oğlum ne işi var tipi abilerin burada? Demek beni ele verdin ha? Seskin arkayı kolla. Ya sıklayın, biziz biz. Seskin arkada kal. Dışarıda bize sıkmamış olsaydınız, çocuk kendini feda etmiş olmayacak. Siz böyle motorcu gibi giyinince enişte. İnsan az etrafına bakar. İlyas. İnşallah İlyas Enver'i öldürmüştür. Yoksa... Yoksa ne? Fahri abi yoksa ne? Yoksa bu çocuk boşu boşuna öldü. Eğer tipi abiler buranın adresini bulduklarında bize söylemiş olsalardı... ...şimdi Gökhan'ın yerine Enver ölmüş olacaktı. Enver vurulmuş olacaktı! Şimdi bunu Ender'e kim anlatacak?
Polis gidecek. Kaldırın rahmetliyi götürelim. Reis, diyecek bir şey yok. Kimsenin kabahati de yok. Tipiler o adresi buluyorlar. Bize niye söylemiyorlar? Kabahat burada. Dayı tamam, bin defa sorduk. Adresi öğrenir öğrenmez harekete geçmişler. Tipi ayı bilmiyor musun? Şimdi gel Ender'e laf anlat. Zor abi. Ben Esra'ya da anlatamıyorum. Hayır, ben anlatabilsem kızın anlayacak hali yok. Babası babası. Reis, bunları Gökhan'ı vurmaya mı çağırdı dersin? Şahin Ağa'nın söylediği gibi bu saatten sonra onları Gökhan kesmez. Sıradaki kim abi? Hepimiz İlyas, hepimiz. Bilmemiz gereken bu gülmezler bize nereden gelecekler, nasıl gelecekler? Evine git, evine. Yalnız bırakma kızı. Efendim Alparslan. Amca evde misin? Geçeceğim, hayırdır? Taziyeye uğrayacaktım ya. Çok acele etme. Az bekle, cenazeme geliriz. Amca. Tamam tamam işte, bir saate gel. Tamam. İlyas. He abi. Alparslan'dan destek iste. Bu gülmez mevzusu belki öyle çözülür. Doğrusu da bu. Her şeyin doğrusunu bil. Tamam? Her şeyin doğrusunu bil. Gel dedi. Geleyim mi ben de seninle? Aile sırlarını ortaya atmasaydın İlyas amcam üstünde büyük etkin olurdu anne. Ne biliyorsun annenin bilerek yapmadığını bu yanlışı? Ben de onu diyorum teyze. Yanlıştı. Bu yanlışlar seni çok kısa zamanda yeniden Ünal'ın vazgeçilmezi, Hızır'la İlyas'ın tek çaresi haline getirdi. İnsanların hayatını mahvederek vazgeçilmez olmak istemiyorum. O zaman Londra'da kalacaktın paşam. Amcanla ayrı, dayınla ayrı pazarlığa girişmeyecektin. Çok biliyorsun. Çok bilmiyorum. Ama senden daha iyi biliyorum. Benim abim istihbaratçı. Babam da öyleydi. Kocam da mafyaydı. Oğlum da ortada. Bence de ortada. Artık bir yeri seçse çok iyi olur.
Alparslan'ın tarafı belli. Hadi git İlyas'a. Ünal başka bir plan yapmadan anlaş onunla. Yoksa dediği gibi kazanan hep o olacak. Kaybeden ondan başka herkes. Dedim. Hızır'ın bir suçu yok Ender. Bir kabahat varsa o da bende. Kabahati olmayan burada olur. Az önce aradı. Sen açmadın. Hem yeğenimi öldürtüp hem telefondan başsağlığımı dileyecek. Ya delirtme adamı. Yeğenini ben öldürttüm diyorum. Nasıl sen öldürttün? Yani ölmesine sebep olduk. Bilmeden, istemeden. Üstelik bir de çocuğu orada görünce senden şüphelendim. Şüphelenin. Benden şüphelenin benim yeğenim Özkan. Özkan'dan şüphelenin Özkan'ın yeğeni vurulsun. Ender, ödeşmek istiyorsan yarın yollayayım birkaç yeğenimi. Sık rahatla. Ya bu gülmezlerin hiç mi kabahati yok? Ben o gülmezlerin var ya. Gülmezlerin. Ender abi. Cenaze işini biz organize edelim mi abi? Bizim çocuklar halleder. Yarın ikindiye defnedelim. Abi. Tekrar başınız sağ olsun. Eyvallah. Buraya gelen dostlar sağ olsun. Tövbe tövbe. Ateş. Kalk biz gidelim. Bu Ceylan'ın cesaretine diyecek hiçbir söz yok. Ne cesareti ya? Deli diyorum, deli. Hem adamın kim olduğunu biliyor, hem karşısına çıkmış Meryem'i öldür diyor. Bunun neresi cesaret? Ya tamam o delilik. Delilik de senin karşına çıkmasına cesaret diyorum. Keyif alıyorsun değil mi inceden inceden? İnceden derken? Hazır. Ya tamam, tamam. Ben zaten konuşmuyorum. Sen de yolunu buldun. Sen devletle uzlaş diyordun. Sen Ceylan'la uzlaştıktan sonra ben devletle hangi konuda ters düşeyim? Hazır. Tamam da tamam. Sinirim bozuk. Bak yine kucağımızda biri öldü. Uzatma sen de işte. Madem düşmanın da kim olduğunu biliyorsun. Yapın gerekeni. Nefret ediyorum ben bunların bu evde konuşulmasından.
Konuştun mu kızına? Konuştum da. Daha kötüsü olmuş. Daha kötüsü ne olabilir? Ömer gitmiş ablasına demiş ki bir daha o çocukla görüşürsen vururum onu. Hı. Haklı. Haklı da. Bak oğlum benim gibi biri olsun istemiyorum. Ama böyle bir şey yaparsa hiçbir şey söylemem, bunu bil. Annen ne dedi biliyor musun? İşte herhalde en kötüsü bu. Ne dedi? Evlendirin. Kimle? Taner'le. Ben sana dedim. Ben sana dedim. Düğünde o oğlanla dans ederken ben sana dedim. Yok arkadaşlarmış. Yok gözünün önündeymiş. Yok daha ben ne istiyormuşum. Yok yok. Ben o Taner'le Özkan'ı öldüreceğim. Kızın ne alakası var? Oğlum katil olacak da. Hı? Sen de Ceylan da aynı şeyi söylüyorsunuz da. Bu adam bugün hastanede beni gayet korur kollar görünüyordu. Bak. O herif gerçekten yeğenini vurdurduysa tanıdığım en tehlikeli adam. Kızına sahip çıkın. Meryem, kızına sahip çıkamıyorsan müsaade et. Ben sahip çıkayım. Git konuş kızınla. Taner'le evlensin istiyorsan. Beni delirtme. Eğer kızına bir şey söylersen senden intikamını alır, inadına gider Taner'le kaçar senin kızın. Alparslan mı dikti bu kadar adamı civcivlerin kapısına? Bak kimden koruyacak Alparslan civciv ile Ayşe'ni? Kim bunlar? Handan ablamın burada acaba diye geçiyor aklımdan ama. Evet olabilir. Handan abla değil. Kalk gidelim mi Beçel, kalk gidelim. Bulaşmayalım bu civciv ile Ayşe'ne. Hı. Sen bana meraktan öl diyorsun yani. Her halükarda öleceksin mi Beçel? De. Merakı tercih et bence. Müfettiş. Yürü yürü. Ayşen, misafirleriniz gitmek bilmedi. Servet abinle arabada ağaç olduk vallahi. Bir de kim olduklarını da bilemedik. Ayşen, kim o? Benim ben, en hakikatli ablan. Ay sağ ol canım. Oh. Bacım kusura bakma, habersiz geldik yani. Benim de haberim yoktu buraya geleceğimizden. Sağ ol. Geç Servet abi, geç. Hoş geldin Servet abi. Tekrardan geçmiş olsun civciv. Eyvallah abi. Tekrar mekrar? Bana söylemeden civcivle gizli gizli görüşüyor musun? Ya yok be kadın, ben hastaneye uğradım ameliyat nasıl geçti diye.
Bu aralar herkesin gizli gizli işleri var zaten. Biraz önce evden çıkanlar kimdi Civciv? Polisti Mübeccel abla. Aa. Ne istiyorlarmış gecenin bu vakti? Hastanede beni vuranın kim olduğunu görmedim dediğim halde baskı altında mı söyledim? Yoksa gerçekten öyle mi diye tetkik etmeye gelmişler. Öyle istihbaratçı gibi yani. Senden iyi istihbaratçı mı olur Mübeccel abla? Polis bile sizin farkınıza varmamış sen onları fark etmişken. Civcivim biliyorum kırgınlığım var ama ifademde bir değişiklik yok değil mi? Bak şimdi ya. Servet abi. 20 yılın üstüne muhbir mi olacağım? He? Ben hangi birinizi satacağım? Beni satacak bir şey yok zaten de. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Ne iyiliği Servet abi ha? Ne iyiliği? Ayşen'cim bak şimdi ben şöyle bir iyilik düşündüm. Bugün Meryem ablalara kim geldi dersin? Ceylan ablan. Ben ha şimdi kavga patlayacak demeye kalmadı. Kahveler mi istersin? Fal bakmak mı? Sohbet, muhabbet. Yani Mübeccel abla. Yani Ayşen'cim. Böyle düşmanlıklar bile düzelip yağ bal olunuyorsa sizin iş bende. Ben halledeceğim. Bizim bir şey istediğimiz yok. Civcivim iyileşsin. O bize yeter. Abla şimdi biz bir tatil yaparız. Yani bir iki sene ortadan kayboluruz. Ne bileyim yani dünyayı gezeriz. Belki sonra... Para çok diyorsun yani. Servet abi. Her şey para değil abi. Her şey ne Civciv? Her şey para değil ama ne? Ben yıllardır bu sorunun cevabını arıyorum. Seni şimdi o kadar iyi anlıyorum ki Alparslan. Özlem öldüğünde nasıl perişan olduğunu. Sevdiğini kaybetmek. Her şeyden zor. Ben ne yapacağım? Geride kalanlara tutunacaksın Ezra. Ben öyle yaptım. Benim geride artık kimsem kalmadı. Biz varız ya anne. İşte varsınız ya. Birbirinize destek olun. Müsaadenizle ben yatayım. Tekrar başınız sağ olsun. İsa. Sen de Nadide annenin ilaçlarını ver de. Biz de bir Alparslan'la biraz konuşalım. Yine geliyor olur mu Alparslan? Esra sakinleştirici mi aldı? Ne yapsın Alparslan? Ne yapsın? Biz babamız öldüğünde daha çocuktuk. Bir şey alamadık. O gün bugündür de sakin değiliz. Şey...
Gökhan'ı öldürmüşler? Bizim yüzümüzden. Gerçi bu ara ölen herkes bizim yüzümüzden de neyse. Ünal çağırdı bugün. Anlaşalım. Özkan'ı öldürelim dedi. Özkan hain değil. Ünal Özkan'ı takmış durumda. Amca. Hain Özkan. Umurunda değil. Nerede Enver? Enver nerede Enver? He? Hainmiş. Hainse masada sokarım bıçağı. Enver'i ne yapacağız? Diğer gülmezleri ne yapacağız? Eğer birlik olmazsak, bir uzlaşma sağlamazsak... Amca. Ne olan? Şimdi gelmiş devlet olarak bana bir teklifte mi bulunacaksın? Ne yapacaksın? İlyas demedim de. Amca dedim. Hele bir de senin ağzını burnunu kırayım. Hızır amcam inat ediyorsa bırak etsin. Ama sen inat etme. Bak bu büyük bir savaş. Özkan dediğiniz adam Amerikalıların iyi adamı. Gülmezleri konuşmaya gerek bile yok. Amca. Çok tehlikeliler. Teklifin ne? Kalk Hayriye Hanım, kalk. Kalk da bir hayır işle de. Ne var? Niye geldin? Benden özür dile diye geldim. Sen benden özür dile. Tamam. Özür müzür yok. Tamam, yok. Ödeştik o zaman. Meryem'e Zeyno hakkında bir şeyler söylemişsin. He, ver onu da dedim. Niye öyle dedin? Vardır seni bir bildiğin. Aklı başımda değil de. Gördüm. Ne yapayım aklı başına gelsin diye. Döveyim mi? Söveyim mi? Okuldan mı alayım? Yaylaya mı göndereyim de? Aa, sevdi yalan. Sen onun düşmanının yeğeni mi dur? Öyle gibi. Senin kaplan gibi bir düşman mıdır? Kaplan gibi değil de daha çok çakal gibi diyelim. Tabiatını sormuyorum. Yani konuşabildiğin bir düşman mıdır? Masamda oturuyor. Bir anlaş onunla. De ki kızımı yeğenine vereceğim. Ama düşmanlık yapmayacaksın. Bu işler öyle olmuyor ana. Çakal dediğin öyle gelip açıktan saldırmıyor işte. Arkadan dolanıyor. Kızar. Sen niye düşmanına düşman gibi davranıyorsun? Ne gibi
davranayım? Kizomi, sabere canım diyeceksin. Sen lan dünür olacağım diyeceksin. Nasılsa sonunda senin dünürlerin üleyim. Anladın. Anladın değil mi? Yani diyorsun ki yüzüne gül. Hesabını şaşırt. İşini bitir. Dinle ileride. Dinle ileride kim dinleyi? Torunun dinleyi de. Söylersin siler. Alparslan siler silmez onu. Sen onu silmeni nasıl edeceksin? Oh. Etme inan da. Ben o bir tarafa abinin yüzüne nasıl bakarım? Nezar. Ben... Oh, kalk. Kalk canım, ol git yanımdan, hadi. Hadi. İşine gelmedi mi? Horlu daysın. Ay Allah'ım, Allah. Oh, Allah'ım. Aha. Demeni o yüzden açıyor. Fark etmez kardeşim, aramamız lazım. İyi, ara o zaman. Bir dakika. Şşş. Başın sağ olsun Önder. Sağ olun Ünal Bey. Öfer, ortaya da bir masa koysaydın. Toplantı yapardım. Toplantı mı istiyorsunuz Ünal Bey? Hayır. Konuşacak bir şey yok. Dedikodunun da gereği yok. Düşman belli. Hain belirsiz. Biz daha çok böyle cami avlusunda toplanırız. Yeğenim Gökhan için vazifelerimi yapacağım. Ondan sonra bombamın pimini kimse yerine sokamaz. Ne o?
Kendini mi patlatacaksın Ender? Haini bulana kadar herkes, her yeri patlatacak. Bulamazsam bombamın pimini çekeceğim, masayı da patlatacağım. Benim intikamım yerde kalmaz. Reis, bu Gülmez kardeşlerle ilgili birkaç bilgi edindim. Müsaitseniz çıkışta bir konuşalım. Birlik olup bu işi bitirelim. Birlik olma konusuna katılıyorum. Ayrı ayrı hareket edince niyeyse birbirimize sıkıyoruz. İlyas, mutsuzum. Islanıyorum, üşüyorum. Bir de ortamı sen soğutma. Neye ulaştın sen Refik? Nerede yer, nerede içer, nereye gider, ne yaparlar bir şeyler öğrendim. Bu lafı getiren sana da tuzak kurmuştur Refik. Bunlar işte böyle şerefsiz adamlar. Tuzak muzak neyse, ölümüne gireceğiz de. Bilgi edindim derken Enver'i buldun mu Enver'i? İnanır mısın İlyas? Bir tek onunla ilgili bir şey öğrenemedim. İnanırım. Çünkü o öyle şerefsiz ki inanırım. Özkan, senin yeğenin nasıl oldu? Yani yeğenim için üzüleyim mi, yaşıyorum diye sevineyim mi bilemiyorum. Ender'in yanında sesim çıkmıyor. Gerçi burası yeri midir, değil midir bilmiyorum ama beni yem gibi ortaya bıraktınız. İlyas'ın orada olacağını söyleyebilirdiniz. Demek ki benden de şüphelendiniz. Şüphelendik de şüphelendik. Herkesten şüphelendiğimiz gibi. Hala da şüpheleniyoruz. Benim Özkan'a dair bir şüphem yok. Ancak bu masanın konusu. Masanın kuralları her zaman geçerlidir. Hızır'ın masasında bir hain varsa cezası masada kesilir. Masada hainlik olunca Hızır'ın masası, ticaret olunca, para olunca Ünal'ın masası. Ben her zaman öyle düşündüm Hızır. Hain de senin masanda, Şahin de senin masanda. Amerikalı dostumuzla bir görüşme yaptık. Ünal Bey belki aktarmak ister size cenazeden sonra. Bir sonuca varamadık ki. Ne anlatacağım? Öser. Adamlar ciddi teklifte bulundular Ünal Bey. Ne teklif ettiler? Teklif şu. Hızır'ı öldür, tekrar yerine otur. Durduğun kabahat. Şu kadarını söyleyeyim. Senin tarafından öldürülmekten başka hiçbir isteğim yok. Görüyorum ki Gülmezler istediklerini elde ettiler. Birbirimize düştük. Ben öyle düşünmüyorum. Şimdi bir aradayız ve birbirimize güveniyoruz. Tek sorunumuz içimizden birinin yanlış yerde saf tutması. İyi de kim o dadaş? Neredeyse senden şüpheleneceğim ama ablamı sen tehdit etmiş olamazsın. Beyler, birbirimizi itham ederek bir yere varamayız. Tek yolumuz var. Refik'in anlatacakları doğrultusunda bu Gülmezleri tek tek yakalayıp konuşturmak. Konuşturmaya çalıştık aslında İlker. Birini ele geçirmiştik ama adamlar o kadar tuhaf ki konuşmuyorlar. Abim de mecburen öldürmek zorunda kaldım.
Of. Niye oflayıp ofluyorsun? Yahu, musallat saçına bakan yok. Çember yapmışlar, birbirlerine bakıyorlar. O musallaya bakmak yürek ister. Hem ona bakacaksın, hem mevzuyu anlayacaksın, hem de ölüm yokmuş gibi yaşayacaksın. Ölümü bilmeyen adam yaşadığını bilemez. O masadaki herkesin bir şey ölmüştür baba. Onlar mı ölümü bilmiyorlar? Ölümü biliyorlar da kendilerine geleceğini bilmiyorlar. Amcam da dahil mi Şahin abi? Yer yer. Sen şimdi reise niye diktin? Kaç gündür gelip gittiğin de yok. Bunun yüzünden. Sizinle mi aranızı ben bozdum Şahin abi? Burada başka bir sebep bulamadım bunların içinden. Şahin ağa, hiç o grubun içinde olmak istemedin mi? Benim de milyar dolarlarım olsun diye geçmedi mi içinden hiç? Senin her gün içinden geçiyor da ne oluyor servetim? Sen de haklısın. Şahin ağa, Alparslan'la dayının arasını yapsan yapsan sen yaparsın. Bak benim bir fikrim var mesela. Diyorum ki Alparslan gitsin dayısından bu Gülmezlerin yerini öğrensin. Artık baskı mı yapar, aile olarak sizi reddederim mi der ben orasını bilmem. Ama barışmak için iyi bir hediye olur. Enişte, sence Gülmezlerin yerini bilsem ya da öğrenebilsem bizzat... Tamam tamam, biz seni biliyoruz. Yakacak. Hızır abi bizi yakacak. Alparslan abiyle konuşuyoruz diye. Alparslan benim yanımda. Hiçbir şey yapamaz. O babasından emanet bana. Ha siz, hele ki ikiniz gizli gizli iş yapmaya kalkarsınız. Bırakın Hızır'ı. Sizi ben yakarım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Mevla ayeti celilesinde her canlı ama her canlı ölümü tadacaktır. İnanan, inanmayan herkes bunu biliyor. Onun için biz buraya gayet imani kamil olarak gelmeye çalışacağız. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidin evveline vel ahirin. Muhterem Müslümanlar. Şimdi biraz sonra cenaze namazını kılacağız inşallah. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyduğum hazır olan imama, her kişi niyetine Allahu Ekber diyerek namazımıza başlayacağız inşallah. Birinci tekbirde Sübhaneke'yi okuyacağız. İkinci tekbirde Allahümme salli, Allahümme bari'yi okuyacağız. Üçüncü tekbirde Fatiha'yı okuyacağız. Allahu Ekber'lerde siz el kaldırmayacaksınız. Hoca tekbir alacak. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yesifun. Ve selamun alel mürselin.
Allah rızası için namaza, Resulullah için selavata, meyyit için duaya, er kişi niyetine Allahu Ekber. Allahu Ekber. Borcum vardı değil. Borcumu ödedim. Ödedin kardeşim. Ödedin. Ağır ödedin. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayrı önem kaldı. Bozköy'ünden avyalımı kestiler. Bir akılsız baştan kalbim kaldı. Akılsız baştan gayrım hem kaldım, hem kaldım, hem kaldım.